Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emir, merhaba. Öncelik olarak hakimlik sınav sonuçlarını bekliyoruz hocam. Hı-hı. Büyük bir heyecan içindeyiz şu an. Evet. 23 Ocak. Salı günü. Salı günü açıklanacak. Biz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bir bekleyeceğiz, görelim salı günü. Güzel sonuçlar var arkadaşlarımızdan beklediğimiz. Haberlerini aldıklarımız, beklentisi yüksek olan arkadaşlarımız var ama salı günü daha net olarak tabloya hakim olacağız. Hayırlısı olsun, artık sabırla bekleyelim. Baraj ne olur falan filan. Bu soruları, konuları artık çok konuşmanın manası yok. Biliyorum insanlar duruyor, düşünüyorlar. Onları anlamamak elde değil. Heyecanlılar. Yani özellikle sınırda isteyenler var kendilerine. Bizim de bir takım tahminlerimiz olmuştu. Ama artık tahmin konuşmanın manası yok. Artık bundan sonra konuşacağımız şey iyi salı gününe saklayacağız. İnşallah güzel sonuçlar alacaklar. Bu ara çok yoğun bir şekilde çalıştığınızı görüyorum bireysel evet. Mentorluk üzerinde. Evet. Kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bireysel mentorluk süreci oldu. Burada çıkardığımız sonuçlar neydi? Kaymakamlık sınavını kazanamayan arkadaşlarımızın genel durumu neydi? Evet. Neyi yanlış yapmışlar, neyi doğru yapmışlar? Bunu bir genel olarak özetleyebilir miyim? 290 kişiyle ben net görüşme yaptım. Daha doğrusu yakın eğitimin bireysel mentörlük altyapısı üzerinden temaslar kuruluyor. Talep doğrultusunda tabii yapılıyor. Onlara olan bir bildirimimiz var. Onun sonucunda geliyor. Yani çok fazla sınırdan kaybeden de arkadaşımız varmış. Bunu da zaten görmüş olduk. Açıkçası özellikle iki gruba ayrılıyor. Yani çok hukukta problem görmüyorum ben. Yani düşük olan düşük hukuk ama aslında istediğimiz çalışma biçimini ortaya koymuş. Ancak kazanamamış kişiler var. Bunların sebeplerinden bir tanesi Türkçe, bir tanesi de iktisat. Yani ikisi de gerçekten ciddi şahsi çabaların ürünü iki alan. Onun dışında zaten ne hukuk tarafında ne yani verileri katmıyorum çünkü gerçekten herkes 10 doğrunun altında. Yani en iyisi 10 doğru. 11 doğru çok az gördüm. Bir elin parmakları kadar gördüm. Kazanan derecelerden bahsetmiyoruz. Onlar ayrı bir konu ama hani sınırda kaybedenler vesaire olanlar var. Bu yüzlerce kişi çoğunlukla bu şekilde olduğu için biraz da hocam halen ben nerede yanlış yapıyorum da olmuyorum talebinde bulunuyorlar bize aslında. Genelde çoğunlukla yani Türkiye ekonomisini saymıyorum. Bu iktisat ve Türkçedeki zayıflıktan kaynaklı kaybedilmiş. Bunu görüyorum. Tabii Türkçede sözel mantık bir etken oluşturdu. Doğrudur. Ancak sözel mantığa gelene kadar 15 tane Türkçe sorusu var. Burada da sorunlar halen var. Bir şey biliyoruz. Türkçedeki günlük rutin, günlük demeyeyim de haftalık rutinsel soru çözümlerinin sonuç doğru örüntüde soru çözmenin sonuç verdiğine artık emin oluyoruz. Kazanan arkadaşlarımıza Türkçeyi manipüle edebildiklerini söylüyorlar. Yani yükseltebildiklerini söylüyor. Dolayısıyla Türkçenin de çözümü var. İktisattaki çözümle ilgili de bu sene yakın eğitimin bence sürprizleri olacak biraz. Hoca kaynağı anlamında değil sadece. Farklı çalışmalarımız olmak zorunda. Arkadaşlarımızı bireysel entelektüel çalışmalara motive etmeye çalışacağız. Bu önemli diye düşünüyorum. Bu vesileyle sonuç alacağız kaymakamlık tarafında. Onun dışında yani niye kaybettiler? Doğru çalışma stratejileri var. Doğru tekrar sayıları, doğru yerde soru çözmek. Tabii kısmen halen söylemlerimizde ve uygulamalarımızda doğruyu göstermemize rağmen halen işte soru çözüm sürecini sürece yayanlar var. Tekrarın üstüne çok bekleyerek belli bir süre sonra soru çözenler var. Tekrar kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşayanlar var. Bunlar var ama adam 96 doğruya ulaşmış. 120'de ama sınav kaybetmiş. Hani böyle de kişiler var örnek olarak. Bu kişiler doğru yapmış. Çalışma biçimleri doğru. Ama bu tip kişilerin genelde kaybettiği yer iktisat ve Türkçe tarafı. Bunu da bu yıl onlar çözümleyecekler. Allah kısmet ederse, Allah sağlık versin. Bu yıl onların bu süreci çözümleyeceklerini zaten düşünüyorum ben. Öte yandan sebepler aşağı yukarı belli. Tespit ettik problemleri, arazileri, sıkıntıları. Bu tespitler sonrasında probleme yönelik nasıl aksiyonların ortaya koyması lazım? Bunu söyledik. Yani 2023 boşa geçmedi kimse için. Çıkarılan dersler var ise. Çıkarılan ders yoksa boşa giden, çöpe giden bir yıl anlamına gelir. Kaymakamlık hazırlığı anlamında. Ama o dersleri çıkartmaya çalıştık. Bu yönde verimli bir etkinlik oldu. Daha da fazla olması gerekir. Biraz arkadaşlarımızın bir kısmı dinleniyorlar diye düşünüyorum. Dönüşler olacaktır. Biz geçen seneki öğrencimizin tamamına bu desteği vereceğiz. Peki hem iktisat alanında dediniz yeniliklerimiz olacak. Bütün alanlarda da genel bir yenilikten bahsedebiliyoruz şu anda yakın eğitimde. Ne yeniliklerimiz olacak? Sen kaymakamlık alanında özel olarak sorarsan. Ya yakın eğitimin dönüşme diye bir yıl yok. Yani ben 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Yakın eğitimdeyim. Yani hep bir şey yaptık. Sürekli açıkçası bir dönüşüm ve üzerine koyma faaliyeti içerisindeyiz. Olmakta zorundasın. Yoksa yok olursun. Bu işin şeyi bu. Yani tabii hoca anlamında bir takviye genişleme söz konusu olacak. Yani yakın eğitim tarafında. Hatta bu yönde aslında olması gereken anlaşmalar tamamlandı ama halen bir takviye temaslarımız var. Yok değil. Özellikle isimleri yakında zikredeceğim. Şimdi burada yayında söylemiş olmayayım. Hukuk tarafında bir idare hukukçusu akademisyen hocamızın
sisteme dahil ettik. Levent Hoca'ya takviye yapacak. Ahmet Hoca'nın desteği devam ediyor. Canlı güncel kaynaklarıyla. Yine sistemde mevzuat dersleri Ahmet Nohutçu Hoca'nın devam ediyor kaymakamlık cephesinde. Yani Devrim Hoca'nın sağlık gerekçeleriyle anayasanın dışına çıkması dolayısıyla yine anayasa tarafında bir takviyemiz zaten var. Bahsetmiş olduğum İdeal Hukukçusu hocamızın anayasa tarafındaki deneyimlerini yansıtacak sistem içerisinde. Levent Hoca'nın zaten daima tırnak içinde söylüyorum anayasada cila yapma desteği devam ediyor. Yani hukuk tarafında güçleniyoruz. Hukuk mevzuatta güçleniyoruz ama sürpriz şeyler olacak. Yani halen takviye çalışmalarımız var. Elimiz kuvvetli hukuk tarafında. İnsan haklarında Ahmet Taş'ın zirve yılı oldu ya bu sene. Yani çok memnunum. Yani yatırım yaptığımız, ya yatırım demeyeyim de hani üstüne sürekli koyma kapasitesini ortaya koymuş iki isim var yakın yetimde. Benim çok sevdiğim ve en baştan beri çalıştığımız. Birisi Ahmet Taş, birisi de Doktor Burcu Doğan. Doktorasında geçen sene aldı ayılısıyla. İki isimle de çok hakikaten şeyiz. Hani, yani yakın intimli karakterini yansıtıyorlar artık diye düşünüyorum. Ve Burcu Hoca'nın makro iktisatta 2024'te çok farklı bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Çünkü 2023'te makro iktisatta önemli bir çalışma ortaya koydu ama 2024'te 2023 sınavından alınan ilhamla dönüşüm içeren bir aktarım yapacak. Dolayısıyla çünkü üzerine koyan birisi artık tamamen Türkiye ekonomisindeki o hani tarihsel kısımda muazzam yorumları alır kendisi. Makro iktisatta da bu seviyeye ulaşacağını düşünüyorum ben. Bu sene Burcu Hoca'nın o patlamayı bekliyorum. Ahmet Taş zaten hani bu yılı zirvede kapattı. İsmail Hocamız, Adı Güzel Hocamız yani çok tarih alanının bence yani hep söylüyorum ben. Türkiye'deki yani zirvedeki ismidir. Dolayısıyla onun desteği zaten bu seneki sınav yani muazzam zor bir sınavda muazzam sonuçlar aldı yakın eğitimli öğrenciler tarihten. Türkiye tarafında sözel mantık için önemli bir takviye yaptık. Tabii Nihat Özdemiroğlu Hoca devam ediyor ama sözel mantıkta benim çok eskiden tanıdığım Caner Bahçeci ki piyasada sanırım kaç kitap var bilmiyorum. Sözel mantık alanındaki yani geçerli bir kitabı var. Yıllardır bilirim ben. Yani kendisi DGS sektöründe bir girişimci olarak, yani bir girişimciyi derse sokacağız o anlamda. Sözel mantıkta önemli seminerler yapacak diye düşünüyorum. Etkinlikler yapacak. Onunla da hatta yani grup programlarımızı buradan veremeyiz ama sözel mantıkla başlayacağız. Öyle görünüyor tüm gruplarımızda. Kaymakamlık'ta 25 Ocak'tan itibaren benle, öncelikle tabii 3 gün ben yapıyorum oturum. Ondan sonra önce bir setup yapmamız lazım. Benim de her sene oturumlarım dönüşüm içeriyor. Aynı şeyleri söyleyemem. Ben de farklılaşıyorum. Ben de yeni bir takım söylem gücüyle arkadaşlarımla beraber olacağım. 2023'ten almış olduğumuz derslerle beraber. Sonra Caner Hoca'yla buluşacağız ve program devam edecek. Erken kayıt grupları tabii çok önemlidir. Yani en avantajlı hem de açıkçası en huzurlu gruplardır. Çünkü doğru zamanda şey yaparsın, doğru zamanda başlarsın, doğru zamanda ilerlersin. Telafisi vardır bir ara vermek icap ettiği zaman süreç içerisinde. Kazan arkadaşlarımız nerede diyorlar? Kazan arkadaşlarımızın çoğunluğu erken kayıt gruplarında. Onu da söyleyeyim. Yani bu kadar net. Sadece Nisan gruplarında mülakatlar oluyordu. Daha erken kayıt oluyorlar. Böyle de bir gerçek ve istatistik var. Dolayısıyla bu sene yayınlarla ilgili orada Mülki Soru Bankası'na soru takviyesi var. 1500'e yakın soru eklenecek o tarafa. Bu müthiş muazzam bir şeydir. Tabii güncellemesi değişikliği var ama eklenen sorular çıkmış. Çıkmış sorular için arkadaşlarımızın sağa sola gitmesini istemiyoruz. Dolayısıyla o desteği veriyoruz. Mülki Soru Bankası artık net bir iki soru bankası anlamına geliyor. Çok net iki adet soru bankası veriyoruz. Mülki içerisinde çünkü o kadar çok soru var ki artık. Yani 5000'i aşacak muhtemelen. Dolayısıyla aslında Mülki Soru Bankası iki soru bankası anlamına geliyor. Bir de bunların tabii mobil soru bankası versiyonu da var Mülki Soru Bankası'nın. Orada da çeşitli takviyelerimiz var. Yayın tarafında önemli bir dönüşüm var. Ders notları vesaire yine dönüşüm içerecek. Farklılaşma içerecek. Dolayısıyla yayınlar tarafında da güçlü bir dönüşüm var. Onu belirtebiliriz. Başka şeyler de var ama yani buradan açıklamak istemiyorum şu anda. Ne zaman açıklarım? Uygulamalarından sonuç aldıktan sonra açıklarım. Haftalık bülten özelliğimiz var. İktisat ve Türkiye ekonomisi veri için, veri bölümü için yani burada sonuç aldırtabileceğimizi düşünüyoruz. Entelektüel, bireysel çabayı ortaya koydurtacak uygulamalarımız olacak. Bunları öncelikle bir sistem içerisinde uygulayacağız. Verimini göreceğiz. Sonra diyeceğiz ki bu da paket dahilinde var. Öte yandan zaten onun dışında
Yani Türkçe için illaki daha fazla arkadaşımızı kazanmak istiyor. Var, çalışmalar var. Yakın eğitimde devam ediyor yani yenilikler. Hakimlik tarafında, hakimlik paketlerimizde bizi şu anda hangi yenilikler bekliyor diye sormak istiyorum. Benzer şeyler orada da var. Zaten orada yine kamu hukuku tarafında kadroda bir güçlenme söz konusu. Yine bir ticaret hukuku tarafında bir akademisyen hocamızın ek desteğini sunuyoruz ki çok güçlüyüz orada ama yani hocam halihazırdaki hocamızın biraz yükünü hafifletmek adına bir ek takviye olacak. Yine oturdu. Hakimlik kadromuz 2000'de çok güzel sonuç aldı. Ceza alanlarında falan çok güzel 2023'te hamleler yapmıştı. Ki aynı takım altyapılar devam ediyor. Yine yıl içerisinde bazı takviye hocalarımız olur. Ama halihazırdaki 2023 kadromuz bile açıkçası hakimlik için zaten yeterli ama biz yine de bazı hocalarımızın iş yükü bir tık fazla olduğu için bir iki takviye yapabiliriz. Böyle görünüyor. Bir tanesi ticaret hukukunda ufak çaplı bir takviyemiz söz konusu olacak. Öte yandan yayınlarda yine hakimlik tarafında da Duayen Hakim Soru Bankamızı seçtik. Çıkmış soruları eklemek için. Duayen Hakim Soru Bankası sorularımızın tamamı değişiyor. Bizim kitaplarımız artık çıkmış artı özgün oluyor Duayen Hakim'de. Biliyorsun kaymakam tarafından mülki artık çıkmış artı özgüne dönüştü. Hakim tarafında da Duayen Hakim kitabı çıkmış artı özgün oluyor. Yani yakın eğitim olarak eğitim paketimiz kapsamında çıkmış soruları gönderiyoruz. Bu o kadar iki kere iki dört bir gerçek. Bu da söz konusu. Dolayısıyla bu şekilde bir süreç var hakim tarafında. En yakın görünen yeni değişiklikler bu şekilde ama daha fazlası var. Fazlasını da önümüzdeki günlerde yavaş yavaş zaten ilan ederiz. Çıkmış sorular dipnot düşecek olursak yani bu çıkmış soruların güncellik problemleriyle alakalı özellikle hukuk alanlarında güncellik hiçbir şekilde güncellik probleminin olmayacağını söyleyebiliriz değil mi? Ya bu zaten o sorular kırılıyor. Yani güncelleniyor, değiştiriliyor. Bir de bu sene orada Emin Kalkan editör Duayen Hakim tarafında. Duayen Hakim de editörlüğünü aldı. Orada şöyle bir çalışma yaptırıyor Emin. Çıkmış soru sunuluyor. Artı emsal soru. Yani bu soru gelmiş, bu bilgi gelmiş, bu bilginin bir de efendim çapraz ölçülebilecek bilgi ya da kavram karşılığı şudur dediğimiz şeydir emsal. Hani simetrik bir kavram vardır. Hani bir bilgi ölçülmüştür. Bu bilgi geldiyse şu bilgi de çünkü aynı zorluk düzeyindedir. Aynı benzer kategoridedir. Bu bilgi de ölçülebilir. Dolayısıyla biz çıkmış soru artı emsal soru olarak hazırlıyoruz. O emsal sorular aslında özgün sorular olmuş oluyor. Çıkmış artı özgün de buradan geliyor. Hem çıkmışı vereceğiz soru olarak hem de o çıkmışa emsal olan özgün soruyu da vereceğiz. Çok çok eski sorulara, çıkmış sorulara ulaşmanın da bir manası yok ama en azından son yılların çıkmış soruları ve bu yöndeki emsallerin son dönemin sınav kuşakları için çıkmış soru babında önemli fayda getirecek. Emsal soru ve çıkmış soru arkadaşlarımızı rahatlatacak. Yine hakimlik cephesinde de çıkmış soru için dışarıya başvurulmasını biz istemiyoruz. Yine kurum olarak çıkmış soruları sağlamış olacağız. Anlıyorum. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hem hakimlik tarafına hem kaymakamlık tarafına gelecek olan valla yani her zamanki şeyler aslında çok da aynı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Salı gününü bir görelim hep beraber hakimlik tarafı için. Ondan sonra zaten bizim 25 Ocak'ta galiba Perşembe günü de kaymakamlık tarafı başlıyor. 2024 hayırlı uğurlu olsun demek istiyoruz. Zaten kaymakamlık tarafındaki sonuçlar bizi çok mutlu etti. Geçen ikinci arkadaşımız da ulaştı. Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye dördüncüsü. İlk beşteki derecelerimiz daha fazlasının da olduğunu biliyoruz ama bu arkadaşlarımızın ortak bir özelliği var. Telefonları kullanmıyorlar. Çünkü telefonu bir kanser zehri gibi düşünüyorlar. WhatsApp gruplarını keza aynı şekilde. Kazanan arkadaşlarımızın ortak özelliği ne diyorsanız bu. Aslında en önemli ortak özellikleri bu. Dikkat dağıtıcıları kendilerinden uzakta tutmayı başarabiliyorlar. Bu yüzden de sınavı kazanıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.